Bu paragrafın anlatımında ağırlıklı olarak kullanılan anlatım biçimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Anlatım biçimlerini soruyor. Parçayı okurken bunu dikkate alıyoruz. Metnimizi okuyalım. Kışın son günleriydi. Evet. Hava kışın etkisinden henüz kurtulamamıştı. Ama güneşin parlaklığı gelecek güzel günlerin habercisi gibiydi. Yer yer ek fiiller görüyoruz. Hikaye birleşik zamanını burada görüyoruz. Bir öyküyü bize hissettiriyor. Karların erimesiyle toprak nemini henüz kaybetmemişti. İnsanlar her zamanki gibi oradan oraya koşuşturuyorlardı. Evet, bir öyküleyici anlatımın ağır bastığının olduğunu görüyoruz. Bu koşuşturma içerisinde hayatın güzelliklerini görmeleri beklenemezdi. Bu arada görsel ögelere yer verilmiş, kelimelerle resim yapılmış. Bunu yine şu ifadelerden anlıyoruz. Güneşin parlaklığı mesela örneğin, karların erimesi, toprağın nemini kaybetmemesi, insanların koşturmacası vesaire. Bunlar da bize bir tasvir, bir betimlemenin olduğunu gösteriyor. Şıklara baktığımızda sevgili arkadaşlar, bu her iki anlatım biçiminin de ağda toplandığını görüyoruz. Betimleyici anlatım ve öyküleyici anlatım. Diğer şıklar neden olamaz? Çünkü bir bilgi vermiyor. Bir konunun detaylarından bahsetmiyor. Bir kere öykü var burada. Onun için açıklayıcı anlatımın olduğu yerleri eleyebiliriz. Tartışmacı anlatımda da yanlış bilinen bir düşüncenin doğrusunu açıklama, ifade etme ve ikna etme yöntemi izlenir. Dolayısıyla bunun da olduğunu söyleyemeyiz. Yani öyküleyici ve betimleyici anlatımın ağırlıklı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır.